Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir taktik videosu ile karşınızdayız. Taktiğimiz 4-3-3 gizli forvet. Yani benim kanal ismimle oluşuyor tabii. 4-3-3 gizli forvet. Yani gizli forvetle alakası olan bir durum yok. Yani gizli forvet rolü yok. Bu taktikle az çok Galatasaray kariyerimi takip edenler elde ettiğimiz başarıları göreceklerdir. Şöyle bir ilk önce bakalım isterseniz neler yapmışız diye bu zamana kadar. Ligde arkadaşlar 29 maçta 26 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet aldık sadece. Şöyle bakayım istatistikleri de gösterelim size. Turlara gelelim. 85 gol atıp sadece 10 gol yedik ve 80 puandayız. Bu seride kariyer videomda da şampiyonluğu garantilemiştik zaten. Şampiyonlar Ligi'nde esas başarıyı Şampiyonlar Ligi'nde elde etmiştik. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City çeyrek finalde 4-0, deplasmanda da 2-1 mağlup etmiştik. Kendi sahamızdaki maça şöyle bir bakalım isterseniz. 23 şut attık, 10'u kaleye buldu. Manchester'ın içinde 9'a 4'tü bu oran. Ve 4-0 kazanmıştık. Deplasmanda da Manchester City deplasmanında 14 şut attı City, 8'i isabetli. Biz ise 11 şut attık, 5 isabetli. 2-1 kazandık bu maçı da. Ondan önce Tottenham'ı eledik birinci elemede. 4-1 ile geçtik kendi sahamızda. Deplasmanda ikinci maçta 4-1'di, pardon, bu ikinci maç 18 şut attık, 10 isabetli. Tottenham ise 9'a 4'tü ise şut oranları. Kendi sahamızda ise Tottenham'ı 3-1 ile geçmiştik arkadaşlar. 15 şut attık, 7'si isabetli. Tottenham ise 11 şut attı, 7'si isabetli olmak üzere. Şöyle genel olarak taktiği tanıtayım bir size, bir kısa özet geçelim. Hücum ağırlıklı oynuyoruz. Top sahibiyken yerden orta yapıyoruz. Rakip savunmanın üstüne gidip gidiyoruz ve geniş saha yayınına sahibiz. Geçiş oyununda elle kısa oyna, belirlenmiş oyuncuya yolla. Tempoyu düşürüyoruz. Kontra atağa çok hızlı kalkıp gegenpress, karşı pres yapıyoruz arkadaşlar. Top rakipteyken ise dar alanda savunma yapıyoruz. Savunmayı çok önde kuruyoruz. Taktiğin en büyük riski bu. Size söyleyeyim, savunmaya önde kuruyoruz. Baskı hattı çok önde. Yüksek şiddetli pres. Rakip kaleci top çıkartırken defansa baskı yapıyoruz ve offside taktiği kullanıyoruz. Yani hem offside taktiği yapıyoruz hem önde basıyoruz. Dikkat etmeniz nokta gereken nokta bu olacak taktikte. Savunma oyuncularınızın birazcık hızlı olması önemli olacak. Baktığım zaman takımdaki futbolcuların dalına kalecimiz libero kaleci ve destek. Bek çok yönlü bek, hücum arkadaşlar. Çok önemli bu, bakın. Sağ bekim çok yönlü bek ve hücum. Stoperlerin pasör stoper, ikisi de savunma ağırlıklı. Sol bekim çok yönlü bek ve destek. Defansif oyun kurucuyla oynuyorum. Bu seriyi takip edenler hep bilirler. Bir numaralı önceliğim defansif oyun kurucudur burada. Savunma rolünde kendisi. Orta sahada bir tane iki yönlü orta sahanız destek olacak. Hücuma gidip gelecek. Bir tane de merkez orta saha hücum koydum. Şu mevkide oynayacak kendisi. Kanat oyuncularımız destek rolünde ve forvetim yaratıcı forvet rolünde arkadaşlar. Yani deneyin. Taktiğimi bir deneyin. Taktik linkini açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Bir bakalım, geliştirebilirsek daha da geliştiririz beraber. Yorumlarınızı merak ediyorum ben de açıkçası. Sizde nasıl işleyecek onu görmeyi de merak ediyorum arkadaşlar. Olumlu olumsuz tüm yorumlarınızı değerlendirelim. Belki de çok bambaşka, daha verimli bir taktik ortaya çıkartabiliriz arkadaşlar. Şimdi hepinize iyi oyunlar diliyorum. Bu taktiği kullanırsınız umarım. Umarım da işinize yarar. Bu arada kariyer videomuza da devam edeceğiz. Zorlu bir Barcelona yarı final eşleşmesiyle karşı karşıyayız. O videoyla da yakın zaman içinde karşınızda olacağız arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Hoşça kalın, esen kalın.